Vallahi çok kötü etkilenir. Yani çünkü vize krizi çok uzun bir rahatsızlıklar ve tatsızlıklar zincirinin sadece bir parçası. Ve o bitmez. Yani çünkü adı geçen şüpheli Metin Topuz Osman Kavala'ya bağlandı. İşte başka Amerikan casusu olduğu iddia edilen kişilere bağlandı. Bitecek gibi değil. Özür diliyorum. Burada asıl sorun gelecek ay yapılacak Rıza Sarraf davası. Hepimiz tanıyoruz bu şahsı. O davada şu ana kadar şüpheli veyahut da olayla ilgisi geçtiği iddia edilen Halkbank'ın bazı yöneticileri, eski Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan'ın adı geçti. Yani olayı takip ettiğimiz kadarıyla hepimiz biliyoruz olup biteni. Başka eski AKP'li bakanlar, başka devlet bankalarının adı geçebilir. Tabii Türkiye bütün bunları bir siyasi komplo olarak görüyor. Ama Amerikan hukukuna karışma hakkımız da yok. Trump'ın da yok. Dava hakikaten bu şekilde süre gelirse o zaman Amerikan Hazine Bakanlığı hakikaten Türk bankalarına ağır cezalar kesebilir 2018 yılında. O zaman ilişkiler içinden çıkılmaz hale gelebilir. Almanya'yla da sorun devam ediyor. Bazı işte Peter Stoltenberg gibi insan hakları aktivistleri serbest bırakıldı ama işte mesela Deniz Yücel zannediyorum arkadaşın adı ya da Gönül Tolu gibi 10 taneden fazla Alman vatandaşı hala hapiste ve Almanya buna tahammül etmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla yani işte Türk lirasını değerlemenin bir yöntemi var. Hani bir teraziye koyuyoruz biz ekonomistler olarak diyoruz ki ya kardeşim artık daha fazla değer kaybetmemesi lazım. Yani bu kadar yeter ama İşin içine politika girince yatırımcılar paniğe kapılıyor ve yani şöyle biraz hani politikanın seyrine baktığınızda bu işte Rusya'yla düşürdüğümüz jet uçağı krizine benziyor. Daha iyiye gitmeden önce daha kötüye gidecek. Haklı olduklarını iddia etmiyorum. Lütfen yanlış anlamayın ama Amerika ile Almanya'nın istediklerini elde etmek için Türkiye'nin çok zayıf karnı olan dış kredileri azaltmak için bir takım adımlar atmasını olası görüyorum ki bu da Türk lirasının değerini olumsuz etkileyebilir.